için izin istiyorum. Beni duyabiliyor musun kule? Tamam. Hava durumunu bekliyorum. Rüzgar var. İniş için henüz erken. Benden haber bekleyin. Tamam. Başka bir havaalanına doğru gidiyorum. Öyle bir rüzgar esti ki az kalsın bizi işte böyle döndürecekti. Fark ettik yavrum. Mutfak penceresini zor kapadım. Kulem yıkıldı anne düşün. Koskoca bir kuleyi yıktı rüzgar. Oyuncaktan bile yapılmış olsa bir kuleyi yıktığına göre bayağı bir kuvvetle esmiş olmalı. Kuvvetliden de kuvvetliydi. Uçağım iniş için izin istedi ama rüzgar yüzünden kim bilir nereye iniş yaptı. Anne, çocuklara Sefer Bey'in hikayesini anlatmış mıydın? Anlatmamışım anlaşılan. Bir zamanlar buralarda çok şiddetli rüzgarlar eserdi. Çamaşırlar iplerde güçlükle durur. Toplar yuvarlanır. Köpekler birbirlerine sokularak yürürdü. Bugünkü rüzgar gibi miydi anneanne? Evet kızım. Bugünkü rüzgardan bile çoktu. Sonra ne oldu peki? Çocuklar yakar top bile oynayamazdı. Top birinden birine rahatça gidemezdi. Top uçar gider, yuvarlanır yuvarlanır ve bir adamın ayaklarının dibinde durur. Peki Sefer Bey rüzgarın geldiği yönü anladıktan sonra ne yapmış? Bir okul. Hem de rüzgarın geldiği yöne. Bravo, bravo Sefer Bey. Harikasın Sefer Bey. Tebrikler. Sefer Bey'le tanışabilir miyiz anneanne? Lütfen, lütfen. Ben de tanışmak istiyorum onunla. Maalesef bu mümkün değil çocuklar. Ama neden? Aslında bu mümkün çocuklar. Babanız sizi onunla tanıştırabilir. Yaşasın. Sefer Bey, sizi çocuklarımla tanıştırayım. Ceren, Arda, Sefer Bey. Sefer Bey, Ceren ve Arda. Memnun oldum Sefer Bey amca. Mahallemize kazandırdığınız okul için ve rüzgarı kestiğiniz için size minnettarız. Bu yalnızca gerçeğine tıpatıp benzeyen bir heykel. Bal mumundan yapılmış. Cevap veremez yani. Size şaka yaptım. Sefer Bey'le tanıştık anneciğim. Arda Sefer Bey'in heykelini gerçek sanıp ona elini uzattı. Sen sanki gerçek sanmadın. Çocuklara küçük bir şaka yaptım da hayatım ondan bahsediyorlar. Ama heykel gerçekten de çok güzeldi. Sefer Bey'in küçük heykelleri de var mı baba? Evet baba var mı? Salonumuza konuk olmuş olurdu. Maalesef yok çocuklar. Değil mi canım? Benim bildiğim kadarıyla da yok ama ileride onu yine ziyaret edebiliriz. Ne oldu kardeşim? Yoksa aklına yine bir fikir mi geldi? Evet kardeşim. Hem de çok güzel bir fikir. Heykel yapalım mı ne dersin?
Sakın hareket etme Arda. Hemen geliyorum. Baba, Arda bir heykel unuttun mu? Bu bölümümüzde Sefer Bey'i tanıdık. Güzel bir müze gezdik. Mahallemizin tarihini öğrendik. Okulumuzun kuruluş hikayesini dinledik. Arda, sen konuşmayacaktın. Heykelden unuttun mu?